Allah'ım ya Rabbim ya, ne oluyor? Gece gece bu sesler de ne? Ne oluyor orada ya? Ne oluyor? Manyaklar sizi, bu ev ne böyle ya? Gitmeliyim hemen, gitmeliyim. Ne oluyor bu evde? Lan bana bak, senin bu evde ne işin var? Seni pis hırsız, hırsızlık yapmaya geldin değil mi? Öldüreceğim lan seni, öldüreceğim. Fakir amca ne saçmalıyorsun sen, ne saçmalıyorsun? Bu evi terk etmezsek şimdi hepimiz öleceğiz zaten. Evi terk edelim de sen bütün evi soyup soğana çevir değil mi? Işık yemezler. Fakir amca çabuk gitmeliyiz, çabuk. İşiniz bitti. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Aman Allah'ım, bu da ne? Fakir amca işte onu diyordum. Evinizin altında böyle bir şey hapsolmuş. Ve ben yanlışlıkla onu serbest bıraktım. Aman Allah'ım, kaç Yusuf, kaç! Fakir amca bize gidelim, babamdan yardım isteyelim. Evet doğru söylüyorsun, çabuk hadi! Kerem uyan uyan, yardımına ihtiyacımız var, çabuk! Evet babacığım, çabuk uyan, çabuk! Ya ne oluyor be, tam uykumun en tatlı yerindeydim, ne oluyor? Ne oldu fakir, bizim kerata yine hırsızlık mı yapmış, onu söylemeye mi geldin? Tamam, zararın ne kadarsa ben karşılarım, ne olur uyuyayım, çok uykum var, çok yoruldum bugün. Kerem başlarım şimdi senin uykuna, başlarım! Hırsızlık falan değil, peşimizde biri var! Evet babacığım, can güvenliğimiz tehlikede. Ne, peşinizde biri mi var, kim? Yine mi ya, yine mi? Bu şehrin olayları da hiç bitmiyor. Demek Kerem komiserden yardım istemeye gittiniz ama beni kimse durduramaz. Kerem komiser bile. Şimdi gidiyorum ama geri geleceğim. Neyse size hiç güvenmiyorum ama hadi bakalım. E hani kimse yok burada. Hani nerede o peşinizde olan şey he? Nerede? Ulan var ya, beni uykumdan uyandırdınız. Vallahi şimdi başlayacağım size. Ne bu? Bir Nisan şakası mı? Kerem yemin ediyorum peşimizdeydi. Yemin ediyorum. Evet babacım, gördük ya gördük. Niye yalan söyleyelim? Vallahi bak peşimizdeydi. Aynen kardeşim aynen. Ben de Messi. Çok komik şakaymış. Hadi fakir yalla evine. Sabah da eğer bir şeyler varsa gerçekten dediğin gibi bakarız, ilgileniriz. Hayır Kerem, ben o eve hayatta gitmem, hayatta. Ben de sizinle kalacağım, ben de. Oldu, sarılarak uyuyalım bir de istersen. Olur vallahi Kerem ya, harika olur, yoksa hayatta uyuyamam. Bana da sarılın, bana da, ben de uyuyamam yoksa. Ya Rabbim ya, tamam hadi geçin, sana da çek yatağı açarım şimdi fakir, hadi hadi. Kaç gündür o hapisteyim, vallahi çok kötü oldum, çok sinirliyim. Arkadaşlar bu korkunç dev Alex şehrimizi ele geçirmek üzere. Onu bir tek siz durdurabilirsiniz. Lütfen onu durdurmamız için kanala abone olup bildirimleri açıp video beğenip bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi arkadaşlar size güveniyoruz. Şimdi o hırsız çocuk sayesinde çıktığıma göre beni oraya tıkanlardan intikam alabilirim. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra bu şehirdeki herkesten intikamımı alacağım. Herkesten. Bu şehir benim olacak. Fakir nasıl, rahat uyuyabildin mi? Gece de bittiğine göre artık evine gidebilirsin herhalde. Uyudum Kerem, uyudum, çok rahat uyudum. İyi ki burada kalmışım. Merak etme, gideceğim şimdi eve. Bizimkileri de getireceğim. Ailecek size kalacağız. Ben o evde yaşayamam bir daha, yaşayamam. Çok tırstım. Ya fakir ne saçmalıyorsun ya? Bütün aileni bize mi getireceksin? Yusuf'la siz hayal görmüşsünüz. Bir şey yok ya, git evine, getirme kimseyi. Olmaz Kerem, üzgünüm. Onlar benim ailem. Ben burada kalacağım. Onlar orada, tehlikede mi olacak? He? Ya sen de kalma işte, sen de git evine ya. Of kardeşim ya. Ya neyse Kerem, ben gidiyorum. Ailemi getirip geleceğim. Sen işe gidebilirsin. Biz kendi evimiz gibi takılırız. Ya hayır ya, ben de bundan korkuyorum işte. Of ya, of fakir, aman. Neyse Yusuf, gel buraya hemen, gel buraya. Efendim babacım, geliyorum hemen. Geldim babacım işte, ne oldu? Bana bak Yusuf, bana doğruyu söyleyeceksin. Fakirlerin evinde gerçekten bir şey gördünüz mü? Yoksa beni mi kandırıyorsunuz? Kırarım kafanı bak. Bana hemen doğruyu söylüyorsun. Babacım neden kandıralım seni, neden? Vallahi gördük vallahi. Çok garip bir şeydi. Üstü başı her yeri kan içerisindeydi. Sonra nereye kayboldu bilmiyorum ama. Allah'ım ya Rabbim ya. İnşallah yalan söylemiyorsundur bana. Hadi okula gidiyorsun. Baba saçmalama, o garip yaratık peşimizdeyken ne okulu? Beni delirtme Yusuf. Senin yüzünden zaten fakir ve ailesi geliyor buraya. Evimiz sirke dönecek resmen. Hayvanat bahçesine dönecek senin yüzünden. Niye serbest bıraktın ki o gördüğünüz şeyi? Ne bileyim baba ben.
Derhal okula hadi, bir de bundan kavga etmeyeceğim şimdi seninle, hadi. Of peki tamam ya, tamam. Ya arkadaşlar neden inanmıyorsunuz bana, gerçek diyorum, gerçek. Ya saçmalama Yusuf, buna ne inanan halka da inanır. Ya Kamil gerçekmiş oğlum, manyak mısın işte, dedem de söylüyor, çok korkmuş, Kerem komiserlerde kalmış hatta. Ay evet, fakir amca bizde kaldı, korkak tavuk. Gerçek bile olmayan bir şeyden korkuyor herif ya. Bütün gece de osurdu zaten, uyutmadı bir türlü, çok kötü koktu hep. Ya yemin ederim doğruyu söylüyoruz, yemin ederim. Ay Yusuf sen ne kadar korkak bir şeysin, ne kadar. Ay evet ya, bir de Kamil'e bakın, hiç korkmuyor ya, tam erkek, erkek. Ala oğlum Yusuf, bize yalan hikayeler anlatma, vallahi koparırım kafanı he. Utanmıyor mu lan sen bizi korkutmaya çalışmaya he? Ya tamam arkadaşlar, inanmayın inanmamasına da çok dikkat edin, tamam mı? Her yerde olabilir o. Evet evet, siz geçin yine dalganıza ama dikkatli olun. Hepiniz benim arkadaşımsınız, başınıza bir şey gelmesini istemem. Lan yürü git yalancı seni. Aklınca bizi de korkutacak, biz korkacağız, öyle olacak. Yemeyiz oğlum biz bu numaraları. Aynen öyle Yusuf, git başkalarını kandır. Ha gerçekten dediğin gibi öyle bir şey varsa da gelsin, bak ne yapıyorum ona. Bana bulaştığına pişman ederim onu. Ay Kamil bitiyorum sana ya, çok havalısın, çok cesursun, aşık oldum. Allah'ım yarabbim ya, sizi düşünen de kabahat. Ne haliniz varsa görün, bir korkak olmadığım kalmıştı. Neyse hadi derse geçelim, Baldi çok kızacak, bir de dışarıda güvende değiliz. Siz geçin, benim çok tuvaletim geldi, çok sıkıştım. Bir tuvaletimi yapıp geleceğim, Baldi'ye söylersiniz. Of valla altına yapacağım şimdi ya, hemen tuvalete yetişmeliyim. Heh oldu. Yok neymiş efendim, kanlı garip bir yaratık varmış. Aynen kardeşim aynen. Sen bu hikayeyle çocukları kandırırsın anca. Sonunda yaptım tuvaletimi. Artık çıkabilirim. Uf çok fena koktu. Çıkayım artık. He anneciğim. Olamaz. Hayır sen gerçek misin? Tabii ki gerçeğim. Sen ne sandın? Arkadaşın Yusuf'un lafını dinlemeliydin. Olamaz. Ne yapacağım şimdi ben? Ne olur zarar verme bana. Sen şimdi benimle geliyorsun. Seni kaçıracağım. Hayır. Nasıl ama, gizli yeri beğendin mi? Ne olur bırak beni, çok korkuyorum, her yerde iskelet var. Ne bu iskeletler, kimin iskeletleri? Kimin olacak, kaçırdığım eski kurbanlarımın. Senin de iskeletin olacak burada, çok şanslısın. Hayır imdat, kimse yok mu, beni duyuyor musunuz? Ne olur kurtarın beni, ne olur. Kimse seni kurtaramaz derse sen öleceksin. Lan Kerem nerede bu ya? Nerede bu Kamil? Size de gelmemiş. Nerede bu çocuk? Abi bilmiyorum ki. Ben nereden bileyim? Acaba o yaratık mı kaçırdı onu ya? Acaba o mu kaçırdı? He yaratık mı? Ne yaratığı? Ne oluyor? Kemal amca çok uyardım Kamil'e ama beni dinlemedi. Okulda da görmedik. Tuvalete gidiyorum dedi. Gelmedi bir daha. Yusuf hiç mi hakkınıza gelmedi? Niye gidip bakmadınız? Vallahi çok tuvaletim var diyordu. Biz de tuvalete düştü sandık yani. Ama okul çıkışında baktığımızda kimse yoktu tuvalette. Kim bu yaratık? Nerede bu yaratık? Nasıl bulurum onu? Söyleyin bana. Bizim evin orada bir geçit var abi. Orada olabilir. Evet fakirlerin evinin altında olduğunu söylüyorlar. Yani ben inanmamıştım ama. Evet orada hapisteydi ama bir sürü iskelet falan vardı. Orası onun gizli yeri olabilir. Kamil'i o yaratık kaçırdıysa kesin oraya götürmüştür. İyi madem hazırlanın hadi gidiyoruz. Beraber gideceğiz. Hayır ben hayatta gelmem. Çok korkuyorum. Hayır. Abi yani anlattıkları doğruysa ben de biraz korktum. Vallahi ben bir daha hayatta onun o yüzünü göremem. Çok korkuyorum. Ulan şerefsizler, ne haliniz varsa görün, ben giderim kendim kurtarırım oğlumu, şerefsiz satıcılar. Ulan ne kadar korkak lan bunlar, biz bu Kerem'le nasıl kardeşiz anlamıyorum yani, kime çekmiş bu çocuk ya, kime? Neyse kendi işimi kendim halledeceğim, oğlumu kendim kurtaracağım o yaratıktan. Evet bakalım, bahsettikleri yer burası olmalı. Gerçekten çok da korkunç duruyor ama yapacak bir şey yok. Kamil'imi kurtarmak için gireceğim mecbur. Hayır birader anlamıyorum, fakirin evinde böyle bir şey ne işi var? Hadi ya Allah bismillah. Bu ne lan böyle, neredeyim lan ben? Gördün mü babam geldi işte, baba yardım et buradayım. Ha, Kamil geliyorum oğlum. Ha? Seni sersem buraya girerek çok büyük bir aptallık ettin. Oğlunu kurtarabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Şimdi sadece oğlun değil sen de öleceksin. Ulan harbiden bahsettikleri kadar varmışsın, şu tipe bak iğrenç. Seni var ya çok kötü yapacağım lan, çok kötü, bırak oğlumu. Asla, bu şehirdeki herkesi tek tek kaçırıp öldüreceğim. Sen de benim ayağıma geldin. Sizden kurtulma vakti geldi.
Sen öylesen.